Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videomda size e, bilgilendirme videosu olarak çekmek istedim çünkü e, bu işe yeni başlayan arkadaşlar e, tam olarak e, bazı şeyleri bilemiyorlar, e, sorular soruyorlar, e, ilk kez örmek istedikleri için e, bu bilgilendirme videosu arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, i̇lk önce iplerle ilgili bilgi vereceğim, e, alacağınız kullanacağınız e, amigurumi ipleriyle ilgili. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar kullanacağınız ipler genellikle akrilik ve koton karışımı. Bakın akrilik %51, koton %49 diyor. Yani akrilik ve koton karışımı ipler kullanacaksınız. Yani %100 akrilik olmayacak. Pamuklu ve akrilik karışımı olacak. Mesela arkadaşlar bu kartopu baby naturalde %51 akrilik 49'u pamuk. Diyor mesela e, Gazdal X-Large var benim elimde Arkadaşlar e, Gazdal X-Large'da da Yine yüzde %50 akrilik %50 koton Bakın bu şekilde ipler tercih edebilirsiniz Yani amigurumi ipi olabilir mi Amigurumi de kullanılır mı Buradan karar verebilirsiniz Mesela Elimde bir de e, Katanya var arkadaşlar e, Katanya'da Şöyle söyleyeyim Katanya'nın da ee, aynı şekilde arkadaşlar karışımı bakacağım. Evet yüzde yüz koton demiş. Bakın yüzde yüz koton. Yani yüzde yüz koton da olur ama yüzde akrilik olmayacak arkadaşlar. Yüzde yüz akrilik olan ipler genellikle benim saçlarda kullandığım ipler. Ama akrilik e, koton olan yani. Hem koton hem de e, koton ve akrilik karışımı olan ipler de normal kıyafetlerde işte e, vücutta e, yapımında kullandığım ipler. Mesela şöyle göstereyim. Ten rengi yapımında kullandığım ip benim genellikle bu ip arkadaşlar. Bu ip de yine aynı şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. %51 akrilik. %49 pamukmuş arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi kartopu Amigurumi ipi 1219. 19 ee, ve şununla ilgili bilgi vereceğim arkadaşlar. Küçük ya da büyük olur diyorsunuz. Ee, benim kullandığım ip arkadaşlar 50 gramı 130 metre gelen bir ip. Ee, bu ipin kalınlığı bu şekilde. Mesela X-Large Gazzal X-Large. Bu da 50 gram arkadaşlar ama 105 metre. Arada nereden baksanız arkadaşlar 25 metre fark var. Yani bu kalın bir ip, bu ondan biraz daha ince bir ip. Yani ipin kalınlığı kalınlaştıkça metrajı kısalır. Siz de daha büyük bebekler örmek istiyorsanız kalın ipler, daha küçük Bebekler örmek istiyorsanız ya da daha küçük bir şey örmek istiyorsanız ince ipler kullanın. Mesela ince iple örülmüş bir bebeğin boyutunu büyütmek istiyorsanız sayılarını değiştirmek yerine kalın bir iple örebilirsiniz. Biraz daha büyütmüş olursunuz bu şekilde. Mesela arkadaşlar şu ip 100 gram. Kar topu bebi doğal ama 200 metre. Yani şu ipin iki katı. Bu 50 gram 105 metre ama bu ip 100 gram 200 metre. Arada e, 20 metre e, şey 10 metre arkadaşlar fark var gördüğünüz gibi bu ip de kalın bir ip mesela arkadaşlar şu ip ince bir ip bu ipin de 50 gramı 175 metre bu ip bayağı bir ince ip arkadaşlar bu şekilde sizler arkadaşlar bir de e, şunu söyleyeceğim göstereceğim e, çok takılan arkadaşlar var. İşte işte nasıl örüyorum tarif ederken işte şu kadar sık iğne azaltma eksiltme nasıl yapıyorum. Bununla ilgili sorular geliyor. Bununla ilgili arkadaşlar kısa bir video çekeceğim. Yani videomuz bilgilendirme amaçlı olacak. Şöyle arkadaşlar alıyorum. Tığ da arkadaşlar genellikle 2.0 milimetrelik tığ kullanıyorum ben. Mesela bu kalınlıktaki bir ipte. Bu ne kalın ne ince. Hatta arkadaşlar, şu biraz ince bir ip katanya, ama ben bunda da yine 2.0 kullanıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, şu ipi ördüm, kartopu B Natural bu ip kalın bir ip. Aslında bundaki şiş numarası 2.5 tığ numarası, ama ben tığ numarası yerine yine de 2.0.0 kullanıyorum. Neden? Çünkü ördüğüm örgümün gevşek olmasını istemiyorum. Gevşek olduğu zaman arada boşluklar oluyor. Doldurma işlemi yaptığınız zaman iç, dıştan elyaf görünüyor. Bunu olmaması gerekiyor. Yani bu görüntüyü bozuyor arkadaşlar. O yüzden ben genellikle 2.0 milimetrelik ya da 2.5 e, numara bu tarz e, tığ kullanıyorum. Ki e, ördüğüm örgüm daha sıkı olsun diye. Sizin elinizin tabii ki sıkı ve gevşek olmasıyla bağlı olarak değiştirebilirsiniz tığınızı. Şöyle göstereceğim arkadaşlar. Sihirli halkamızı yapıyoruz. Bakın sihirli halkamızı şu şekilde şöyle tutuyorum. Kısa olan ucunu şu şekilde üzerine atıyorum. Hemen şuradan ipimi alıp bir tane tutturuyorum. Bir tane tutturduktan sonra arkadaşlar sihirli halkamın içerisine sık iğne olarak dolduruyorum. Bakın sık iğne deyince arkadaşlar başını almıyoruz. Şu an takılı olan direkt buradan ipimi alıyorum. Bir defa da çıkartıyorum. Bu bir sık iğne. Tekrar alıyorum. Bir defa da çıkartıyorum 1 2 3 tane doldurdum 4 5 6 evet 6 adet sık iğne doldurdum Sihirli halkamı kapatıyorum ee, Şimdi arkadaşlar e, şunu soran arkadaşlar var yeni başlayanlar Tek ördüm ne demek bir tane arttırdım ne demek bir tane eksilttim nasıl oluyor tek ördüm ne demek, düz ördüm ne demek? Bunları soran arkadaşlar var. Ben anlatırken bu terimleri çok kullandığım için size kısaca anlatacağım. Şöyle arkadaşlar, hemen en baştaki sık iğneme batıyorum. Bakın gördüğünüz gibi hemen en baştaki sık iğneme battım. Buradan arkadaşlar, bakın bu sık iğneme bir tane sık iğnemi yaptım. Artırma demek arkadaşlar, aynı Sık iğnenin üzerine 2 adet sık iğne yapmak demek. Bakın bir e, sık iğnenin üzerine 2 adet sık iğne yaptım. Tekrar diğerine de bakın bir adet yaptım. Bir tane daha yaptım. Bu arttırma demek oluyor arkadaşlar. Yani bir sık iğnenin içerisine üzerine 2 adet aynı boşluğa batarak 2 adet sık iğne yapmak demek. E, ben diyorum e, bir tek ördüm bir arttırdım. İşte bir tek ördüğümden sonraki arttırdığım bu şekilde. Arttırmayı bu şekilde yapıyorum. Yani bir sık iğnenin içine üzerine iki kez e, sık iğne yaparak arttırıyorum. Evet, şimdi bu sırayı tamamladıktan sonra arkadaşlar şöyle hemen en baştaki ilmeğime batıyorum. Yani batıyorum derken bir sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir diğerine geçiyorum. Bir arttırma yapıyorum. Yani burada bir arttırma yaptım. Bir düz örüyorum. Bakın bir düz ördüm. Bir arttırdım. Bir arttırdım derken aynı sık iğnenin üzerine yine 2 adet sık iğne yaptım. Bir tek örüyorum, bir arttırıyorum. Bakın, bir tek örüyorum. Bir arttırıyorum. Evet, bu bu demek oluyor arkadaşlar bir tek örüyorum. Bir arttırıyorum. Evet. Ee, şimdi şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Düz örüyorum diyorum mesela. Düz örüyorum da arkadaşlar her sık iğnenin üzerine bir kez batıyorum demek oluyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Her sık iğnenin üzerine bir tane batıyorum. Şöyle bir adet bir adet batıyorum. Evet. Mesela diyorum ki işte 3 sık iğne düz örüyoruz ya da diyorum ki 8 sık iğne düz örüyoruz. 8 sık iğne düz örüyoruz dediğim yerde bu şekilde tek tek batarak her sık iğnenin üzerine, her boşluğun üzerine birer tane yapmış oluyorum. Mesela diyorum ki arkadaşlar azaltma yapacağız. Şöyle diyorum ki 1 2 3 tek ördüm. Bir azaltma yaptım diyorum. Burada 3 taneyi ördüm arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir azaltma yaptım derken şu ön loptaki arkadaşlar bir tek ipi alıyorum bakın. Şöyle göstereyim. Bakın burada 2 adet ip var. 1 2. Şu ön loptaki bir ipi alıyorum. Diğerinin de önündeki ipi alıyorum. Bu şekilde bir eksiltme yapıyorum. Mesela diyorum ki 1 2 3 tek ördüm. Bir azaltma yaptım derken bir bunun önündeki lobu, bir bunun önündeki lobu alarak azaltma yapıyorum. Bu bu demek oluyor arkadaşlar. Mesela diyorum ki 1 2 3 tek ördüm, bir arttırma yaptım derken 3 tane tek ördüm, battım yani her bir sık iğnenin üzerine sırayla birer tane battım ve bir diğer sık iğneme bir arttırma yaptım demek istiyorum. Yani üç taneyi düz ördükten sonra bir diğerinin üzerine bir arttırma yaptım demek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde yani düz ördüm derken her birine birer tane. Bir azaltma yaptım derken her ikisinin e, önündeki lopları alıp bu şekilde azaltma yaptım demek istiyorum. Evet arkadaşlar her zaman... E, arttırmalarımı ve azaltmalarımı her zaman e, bu şekilde yapıyorum. Bilginiz olsun. Şu şekilde. 1 2 3 Tek ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Bakın hemen ön loptaki 2 tane ilmeğimi aldım. Bir azaltma yaptım. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım e, sizlere faydası olur. Burada sık iğneyi nasıl yaptığımı arttırmayı ve e, azaltmayı göstermiş oldum arkadaşlar. E, şunu da söyleyeceğim bir tüyo olarak düşünün. Örerken arkadaşlar gevşek örmeyin. İplerinizi sıkı örün. E, kullandığınız iplerde amigurumilere özel ipler olursa e, emin olun örgüleriniz e, çok çok daha güzel olacaktır. Hepinize kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Takıldığınız yer olursa yine bu videonun altına yazarsanız bunun için de tekrardan video çekerim. Kolay gelsin.